Yoksa duymadın mı kanalın muhteşem izleyicileri? Hoş geldiniz. Hasta olmayı kimse sevmez, öyle değil mi? Ama bugün öyle hastalıklardan bahsedeceğiz ki bunlar hastalık değil, ilahi bir lütuf diyeceksiniz. Hazırsanız başlıyoruz. Yedi numara. Acıya duyarsızlık. Şimdi bir düşünün. Kırık camların üzerinde yürüyüp alevlerin içinden geçeceksiniz ve hiç canınız yanmayacak. Bir hastalıktan çok bir süper kahraman özelliği gibi duruyor, öyle değil mi? İngilizce adıyla kısaca CIPA olarak bilinen bu hastalık bir genetik bozukluktan kaynaklanıyor ve acıyı beyne ileten sinirler çalışmıyor. Yani vücudunuzda hiçbir acıyı hissetmiyorsunuz. Tabii artıları kadar eksileri de var. Fark etmeden bir yerinizi kesseniz acıyı hissetmeyeceğiniz için kan kaybından ölebilirsiniz. 6 numara. Korkmamak. Hiç korku hissetmeseydiniz ne olurdu? Her korku filmini komedi filmi gibi izleyebilir, bir aslanla karşılaştığınızda yanına korkmadan yaklaşabilir veya bir kavgaya sonunu hiç düşünmeden dalabilirdiniz. Bu bir beyin hasarıdır. Beyinde korkuyu ve endişeyi hissetmekle görevli olan bölge amigdala küçük yaşlarda ortadan kaybolur ve artık kişi korkusuz bir savaşçıya dönüşür. Bu hastalığa sahip olsaydınız ve hiçbir şeyden korkmasaydınız ilk ne yapmak isterdiniz? Yorumlarda yazın. Ve devam ediyoruz. 5 numara. Süper hafıza. Unutkan insanların iç geçireceği bir hastalıkta sıra. Hipertimezi dünyada oldukça nadir görülen bir hastalıktır. Hastalık demek bile garip geliyor aslında. Çünkü bu kişiler okudukları, gördükleri her şeyi hatırlayabiliyorlar ve hiçbir şeyi unutmuyorlar. Düşünün, 1-2 yaşından itibaren yaşadığınız her şeyi hatırlayabilirdiniz. Dünyada bu hastalığa sahip kişi sayısı %1 oranındadır. Ancak bir de olumsuz yanları var. Tüm kötü olayları da hatırladıkları için yoğun baş ağrısı çeker ve depresyona yatkın olurlar. 4 numara. Vampir olmak. Nasıl yani, böyle bir hastalık mı var? Demeyin, evet var. Tıptaki adıyla hipohidrotik ekstradermal displazi olarak biliniyor ama kısaca vampir hastalığı. Bu kişilerde dişler seyrekleşiyor ve sivriliyor. Güneşe karşı aşırı hassasiyet gösteriyorlar. Dolayısıyla soluk derileri ve değişen kafatası yapılarıyla vampir hikayelerinden fırlamış gibi görünüyorlar. Twilight veya Vampir Günlüklerini sevenler bunu beğendi. 3 numara. Soğuğu hissetmemek. Kahraman hikayelerindeki Buz Adam ya da Karlar Ülkesi filmindeki Elsa gibi olmak ister miydiniz? Soğuğa dayanabilen ve neredeyse onu hissetmeyen kişiler henüz bilim insanları tarafından tam olarak çözülememiş durumda. Yani henüz hastalık olarak kabul edilmedi. Bunlardan biri de Hollandalı Wim Hof. Bu adam 26 adet Guinness rekorunun sahibidir ve bunların içinde 2 saat boyunca buzda yalın ayak koşmak, 1 saat boyunca buz banyosu yapmak ve donmuş göllerde dalış yapmak gibi soğuk aktiviteler vardır. 2 numara. Ekstra uzuvlar. Şunu söyleyen insanları duyarsınız. 8 kolum yok, her şeye nasıl yetişeyim? İşte tam olarak da sıradaki hastalık bu. Adı polimelia olan hastalıkta fazladan parmaklara, kollara veya herhangi başka bir uzva sahip olabilirsiniz. Eğer tam olarak kullanabilirseniz sizi bir süper kahramana dönüştürebilir. Ancak bu hastalığa sahip olan insanların büyük çoğunluğunda ekstra uzuvlar diğerleri kadar işlevsel çalışmıyor ve hayatı zorlaştırabiliyorlar. 1 numara. Kas fazlası. Bunu bir hastalık olarak sayabilir miyiz bilmiyorum. Tıptaki adı ile kas hipertrofisi olarak biliniyor ve normal bir insan vücuduna göre 2 kat daha fazla kas oranına sahip oluyorsunuz. Hem de spor yapmadan, doğuştan. Bu hastalığa sahip en ünlü kişilerden biri Liam Hoekstra adındaki Amerikalı çocuk. Daha 3 yaşındayken vücut kas oranı %40'tı ve yetişkin bir erkeğin yaptığı antrenmanları yapabiliyordu. Üstelik spor yapmasa bile vücudu kas geliştirmeye devam ediyordu. Biz anca grip olalım, millette ne hastalıklar var dediğinizi duyar gibiyim. Bu hastalıklardan hangisine sahip olmak istersiniz diye sorsam saçma olacak. O yüzden size en ilginç gelen hangisiydi onu sorayım bari. Yorumlarda yazın. Videoyu sevdiyseniz beğen tuşuna basabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.